Beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Şimdi Yeşim Salkım'la konuştuk birazcık artık. Çünkü senden diğer konuklarıma zaman kalmayacak. Zaman kalmayacak yani. Şimdi tamam. Norm Ender'in Bu Düş Çok Güzel Teklisi çıktı. Hatta o bizde bir şey var, görelim onu. Bir kapağı mı var klipten başka? Ha yok, klibi görüyoruz. Bu değil mi? Evet evet, klip bu abi. Evet. Aa, hatta ses de duyabiliyor muyuz buradan seyrettiğimize göre? Çok çok güzel. Finalde bravo. Muhteşem. Çok güzel. Of. Bayıldım 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 hakikaten. Şimdi tabii çok burada yani şöyle bir şeye de mi savruluyorsun yani? Bir acayip bir olgunlaşma mı söz konusu oldu ya? Ne acayipmiş ya. Evet. Çok güzelmiş. Ama bu oldu tabii ki Kasım'da. Ama bu şarkının hikayesi de çok ilginç. Şöyle mesela şarkıyı yaptım, bitti, kaydını aldım falan. Kime dinlesem ağladı. Ha, canlı veriyorum işte, dinle hani bunu işte bir klip çekeceğiz falan. Ya da işte millet ama çok entelektüel oldu. Dostoyevski deyince bir hüzün basıyor insanlara. Artık bilmiyorum, o 90'lar vurgusu mu? Tabii 90'lar vurgusu evet, tabii orada. Bana bir masal anlat babayı evet. Da. Ona ne deniyordu? Oradan bir şey alıp buraya koymaya bir ismi var mıydı onun? Yok. Sampling. Bizde evet. Switch deniyor, geçişler deniyor falan. Hani ha. Sadece şöyle bir şey var. Mesela bir toplantıdaydık, alakasız bir şirket toplantısında. Hani bayağı hani rap dinlemeyen bir toplumun içinde daha şarkı çıkmamıştı. Bir öyle bir sosyal deney gibi bir dinleteyim şarkıyı falan dedim. Bayağı ciddi olan, hani işi gücü olan adam hüngür hüngür ağladı orada. Ha. Mesela bazı insana çok başka bir yerde, kimse öyle demiş işte, göz yaşartıcı bomba atmış falan filan diye. Yani çok garip bir şekilde etkiledi. O yüzden mesela klibi Elif Demiralp çekti, yönetmeni. Hı. Onunla mesela şarkı konuşurken dedi ki bu çok gerçek. Hmm. Yani dolayısıyla hani bunu bir platoya girelim. Hmm. Yok işte stylish bir şeyler yapalım falan. Bunlara hiç gerek yok. Yani buna çok gerçek bir klip çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aldık eski usul insanların işte Balata, işte Taksim Meydanı'na falan. Orada insanlardan işte küçük küçük görüntüler alıyoruz falan. O kadar garip şeyler yaşadık ki abi. Mesela bir simitçiden yine bir görüntü alacaktık. İlk başta izin verdi, hani görüntümü alabilirsiniz, kullanabilirsiniz klipte diye. Sonra dedi bir saniye kızım dedi, bakar mısın? Ya ben dedi izin verdim de dedi, şimdi dedi vazgeçtim dedi. Ben dedi eski öğretmenim dedi. Aa. Şimdi dedi öğrencilerim izler dedi, üzülürler dedi. Hani şimdi simitçilerim yapıyor falan. Aa. Çok yani böyle nasıl dramatik birazcık ama öyle. Gerçekten hani toplumdan gerçek görüntüler ve geçmişe dair o güzel zamanları anımsatan, hatırlatan betimlemelerle şarkıyı süslemek istedim. İnsanlar bir bakıma dinlediklerinde çarpılıyorlar çünkü eski zamanlarda unuttukları şeyleri hatırlıyorlar. Yani oradaki samimiyeti hatırlıyorlar şarkı içerisinde. Ya bunu yapmaya çalıştım. Yani başarabildiğim kadar. Çok çok güzel. Gerçek bir şey olmuş. Yani. Çok güzel olmuş. Evet. Peki.